Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde OG noktasına geldim yine. OG Lock'tan bir görev alacağız. F tuşuna basıp arabadan iniyoruz ve kırmızı noktaya doğru ilerliyoruz. Görevimizi başlatıyoruz arkadaşlar. And I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come. Hatırlarsanız bir önceki görevde albümü için bir parti vermek istemişti arkadaşlar. Yani albümünü herkese duyurtacakmış. Bu parti için de müzik ekipmanı gerekliydi, ses sistemi. Bunları almıştık, kendisine getirmiştik. Ama anlaşılan derdi hala bitmemiş arkadaşın. I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter all night. Arkadaşlar, şimdi de iyi sözler yazamadığını ve iyi sözler olursa çok daha iyi şarkıları olacağını söylüyor. Tabii CJ de bu nasıl olacak diye merak etti. O da bir adamda işte şiir kitabı varmış. Ritim kitabı, şiir kitabı artık neyse. Onu almamızı istiyor bizden. Yani bunun istekleri bitmiyor. Sanırım isteğini yapacağız. Evet, altta da yazıyor. Matlock'un malikanesine git diyor. Hemen motora biniyoruz. Eyvah eyvah, polise de vurduk yalnız bu arada. Harita üzerindeki sarı noktaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu adamın malikanesine gideceğiz ve kitabı alacağız ondan. Sonrasında OG'ye tekrar geri getireceğiz. Bir bakalım şu haritaya ya. Nereye gideceğiz? Şuradan mı çıkacağız? Nereden çıkacağız? Evet, şuradan çıkıp şöyle gidebiliriz. Tamam. Evet, burada çok keskin virajlar ve dik yokuşlar var arkadaşlar. Tepelik bir yer zaten. Köprüyü geçince sağda gösteriyor işaret. Sanırım şu sağdaki ev. Tabi buranın gidişi nerede bilemiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, asıl giriş aşağıdan, biz yukarıdan geldik sanıyorum ki. Bir şekilde geldik. Şimdi kapıya doğru ilerliyoruz. Adamın malikanesine geldik. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir stüdyoya sahip. Bu kitap da buradaki stüdyoda ve adamın korumaları var arkadaşlar. İçeride sessiz olmamız gerekiyor. Eğer silah kullanırsak herkes alarma geçiyormuş. O zaman da bizi hemen yakalayacaklar, haklayacaklar. Biz de ne yapacağız? C tuşuna basıp sessizce yaklaşacağız ve bıçak kullanacağız. Bu adam ateş edebilir. O önemli değil. Ama biz ateş edersek herkes harekete geçecektir. Hedefimize doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın burada da bir güvenlik var. Bize teker teker gösteriyor zaten arkadaşlar. Şimdi bu adamdan saklanmamız gerekiyor. Nasıl saklanacağız? Öncelikle C tuşuna basıp sessiz gittiğimiz için bizi fark etmeyecektir. Bir de şu kolonların yanından bir gölge var fark ettiyseniz. Yani kolonların gölgesi. Onların arkasına saklanabilirsiniz. Saklandığınızda sol altta haritada zaten beyaz ok mor oluyor. Yani koyu bir renk oluyor arkadaşlar. Bu adamın sizi görmemesi için bir taktik. Kolonların duvarlarının arkasından saklanabilirsiniz ya da böyle karanlıkta saklanabilirsiniz. Sizi karanlıkta fark etmeyecektir.
Evet, biri daha geliyor. Yani buradaki odalara saklanabilirsiniz diye bize gösteriyor. Ama bekleyip adamı haklayabilirsiniz de. Çok acele etmemek lazım. Acele ederseniz adam sizi vuracaktır. Çünkü elinde silah var. Bizde bıçak olduğu için yakın mesafeden dövüşmemiz gerekiyor. Bir de düştüğü zaman öldü sanmayın. Arkanızdan kalkabilir. İyice emin olun. Yerde birkaç tane daha darbe atın yani. Bıçak darbesi. Evet, haritadaki yeşil noktaya doğru ilerliyoruz. Barın arkasında var. Biri de burada oyun oynuyor. Şimdi bu arkadaşları görünmeden gitmemiz gerekiyor. Yine aynı metotla C tuşuna basıp çömeliyoruz. Barın arkasında olduğumuz için bizi göremeyecektir. Evet, sessizce yaklaşacağım. Ve haklayacağım. Mouse'un sol tuşuna bastığınızda bıçakla sürekli darbe atıyor. Bu da oyun oynuyor burada. Onu da haklıyoruz hemen. Oo, bu hemen kalktı ya. Gel bakalım sen buraya. Nerede? Diğer tarafta mı? Burada mı ya adam? Bir kişi daha gözüküyor ama. Yok, buradakileri hallettik bence. Diğer tarafta olsa gerek. Bir gidelim bakalım ileri doğru ne olacak. Yine bir ara sahne gelebilir zaten. Şurada çelik yelek varmış ya. Onu alayım. Ha, burada. Hemen bunu da haklıyoruz. Tamamdır. Şimdi kimse kalmadı arkadaşlar. Kitabın yanına gidiyoruz ve kitabı alıyor zaten. Artık buradan çıkmamız lazım. Ama bir sürü güvenlik var. Yani birçoğunu hakladık ama şu an yeni güvenlikler oluştu. Artık silah kullanabiliriz. Fark etmiyor. Ama silah kullanmazsak çok daha iyi olur. Artık buna mecburen kullanacağım. Hemen biri duydu, geliyor. Bunu da haklayacağım. Evet, gelen varsa haklayacağım silahla. Yoksa sessiz bir şekilde çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Sanırım diğerleri duymadı. Bu yakın olduğu için geldi. Evet, burada yine oturan var. Barın arkasında bir adam var. Bunlara hiç bulaşmadan sessizce çıkıyorum. Çünkü alacağımı aldım. Artık kimseyi haklamaya gerek yok. Evet, biri geliyor. Buna görünmeden sessizce işi bitirelim. Yoksa içerideki herifler buraya gelebilir. Bak, elinde susturuculu silah var ya. Lan, artık silah kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu siz hissediniz. Gel bakalım. Canım da dibine geldi ya. Sağ salim bir çıksak şuradan. Neyse, kapıya geldik zaten. Başka da adam kalmadı. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey aldığımız kitabı OG Lock'a götürmek. Hoppa. Şimdi durduk yere ölmeyelim ya. Bu kadar etabı geçip bisiklette can verirsek kötü olur yani. Benim aslında motor vardı ama gitmiş. Kala kala bisiklete kaldık. Herif bir parti verecek diye ne işler peşine düştük, görüyor musunuz? Bayağı da hızlı gidiyor ya, yokuş aşağı olunca. Adamlar her şeyi gerçeğe göre yapmışlar yani. Şu oyunda bile.
Harita üzerinde sarı bir nokta var arkadaşlar. Oraya doğru gidiyorum. Bu kitabı teslim edeceğim. Sonrasında başka işimiz kalmıyor. Evet arkadaşlar, bütün ekipmanları toplamış olduk. Artık o G-Log partisini rahatlıkla verebilir. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.